Ve Türkiye'yi Ekim'de yoğun bir ekonomi gündemi de bekliyor. Pazartesinden itibaren piyasalar gözünü enflasyon rakamlarıyla açacak. Bu verileri Salı günü Trabzon'da açıklanacak Eylül ayı ve 3. çeyreğe ilişkin dış ticaret rakamları takip edecek. Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomik veri gündemi beklerken gözler bir yandan ihracat ve enflasyon rakamlarında, diğer yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek torba kanun teklifi görüşmelerinde olacak. Pazartesi günü Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları belli olacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,46 artarken yıllık bazda %80,21 değerini almıştı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da Eylül ayına ve yılın 3. çeyreğine ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 4 Ekim Salı günü açıklanması bekleniyor. Ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamları ise 10 Ekim Pazartesi günü belli olacak. Merkez Bankası'nın Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri de 11 Ekim Salı günü açıklanacak. Ve gözler 20 Ekim'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında da olacak. Kurul geçen ay faizi 13'ten %12'ye indirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili değerlendirmelerinin ardından gözler Para Politikası Kurulu'na odaklandı. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil. Ekim ayı ile birlikte 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanacak 2023 bütçesi 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Meclise sunulacak ekonomik torba kanunu gündemde olacak. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifiyle dar gelirliye destek paketi, kredi ve yurtlar kurumu borçları ile ilgili düzenleme ile Fiyat İstikrar Komitesi'nin yeniden yapılandırılması gibi konular da adım atılmış olacak. Geçen yıl devreye alınan kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının bir yıl daha uzatılması da kanun teklifiyle gerçekleşecek.